Evet. Evet, işte hepsi burada yazıyor. Kızlarımı kocalarından ayıracak çok etkileyici ve aynı zamanda kolay bir sihir. Bir deneyelim. Betüş'ün yerine geçince aynı onun gibi görünen ama ben nasıl istiyorsam öyle davranan bir Betüş olacağım. Sadık'ı canından bezdireceğim ki Betüş'ü terk etsin. Betüş'ü Sadık şapşalından ayırdıktan sonra da... Tabii ki Eda'nın ruhuna gireceğim. Onu da Yavuz şapşalından ayırmak için elimden geleni yapacağım. Kitap bu sihir için en uygun zamanın gece olduğunu yazıyordu. Bakalım Betüş uyuyor mu? Ve eğer uyuyorsa... Ki uyuyor, Betüş'ün ruhuna girmenin en iyi zamanı işte. Affedersin canım kızım. Bir süre için anneciğin senin yerine geçecek. Ve bu masal annen için de mutlu sonla bitecek. Hadi bakalım Duda Hanım, Betüş'ün yerine geçme zamanı. Acaba yerimde Betüş olsa bugün ne giyerdi? Ay bu tam bana göre. Hazır onun ruhuna girmişken minileri giyeyim bari. Kusura bakma Betüş'cüm ama... Saçımı da kendi zevkime göre yapacağım. Dudu usulü yani. İyi ki de kızımın yerine geçtim. Hay bu şapşalla evliliğini bitirene kadar zayıf bir kadın olacağım. Ayrıca şu mesele hallolsun. Betüş'e söyleyeceğim. Saçını bundan sonra hep böyle yapsın. Ona daha çok yakışır. Ay... Günaydın hayatım. Günaydın canım. Ay hayatım ya. Kalkıp işe gidesi bir çok biliyor musun? Hadi şöyle kocana güzel bir öpücük kondur da enerjim yerine gelsin hadi. Ben mi? Tabii ki sen hayatım. Yani ben senden başka beni kimin öpmesini isterim ki? Ne olur lütfen, lütfen. Ay, hiç ısrar etme. Öpemem. İyi de yani niye? Canım... Diyelim ki dişlerimi fırçalamadım. Yok yok, içimden bir ses beni öpmemek için bahane aradığını söylüyor. Aslında bu iyi bir kavga fırsatı. Değerlendirsene Dudu, ne oyalanıyorsun? Evet, ben seni öpmek istemiyorum. Ama Betüş yani neden? Canım ne bu şimdi böyle sabah sabah mıç 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 öpüşme arzusu nereden çıkıyor yani? Sen kalkıp gitsene işine bir an önce geç kalıyorsun. Bana bak aslında sen işe gitmemek için bahaneler yaratıyorsun. Betüş bana niye böyle davranıyorsun ha? Yoksa muayyen gününde falan mısın sen? Bundan sonra böyle şekerim. Oldu. Başka işim yok. Sabah sabah seni öpeceğim böyle. Ay! Şapşal. Abi bu bana şapşal dedi. Hem de annesi gibi. Bana şapşal dedi. Oh olsun. Gerizekalı şapşal. Aa, bu çoktan gelmiş bile. Ay bu ne zaman Sadık'la Betüş'ün arasına bir sorun olsa ikisinin arasını yapar. Şununla da aramı bozayım da ipler gerilince Sadık'a Betüş'ü savunmasın. Ay tertemiz. Günaydın Firuze. Günaydın Betüş Hanım. Bir saniye bakar mıydın? Buyurun.
Betüş Hanım? Oradan değil öyle. Buraya gel. Peki Betüş Hanım. Buyurun Betüş Hanım. Bu ne? Bir. Dikkatli bak Firuze. Parmak. Tanıştırayım Firuze. Toz. Kendileri tam iki parmak kalınlığında ve bütün sehpanın üstünü kaplamış. Ama nasıl olur? Ben dün dip bucak temizlik yaptım. Ne yani Firuze? Ben şimdi yalan mı söylüyorum? Estağfurullah. Bak Firuze, bir daha böyle bir şey görürsem seni hemen kapının önüne koyarım, haberin olsun. Tamam Betüş Hanım, sinirlenmeyin. Bugün bir temizlik daha yaparım. Etrafta toz moz kalmaz. Kes kes. Yalakalığı kes. Hiç hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Çocuklar kalktı mı? Cem yüzünü yıkıyor. Kızlar da gelmek üzeredir. Ne e'si? Hayır, yani çayı mı koymak için çocukları mı bekliyoruz? Yok, ben isterseniz çayınızı önden getiririm. Ay, zahmet olacak Firuze Hanım. Yok canım, ne zahmeti? Harika gidiyorum. Böyle devam edersen Firuze de Betüş'ten nefret edecek. Daha çok mu işin? Baba, gördüğün gibi yüzümü yıkıyorum. Bana cevap verme. Bana cevap verme diyorum sana. Bu tuvaleti kullanacağım. Çık dışarı. Niye bağırıyorsun baba? Ya bağırmıyorum. Bağırmıyorum Cem. Aa. Neyin var senin? Ya neyin varsa var. Neyin varsa var. Sana ne? Çık dışarı. Daha fazla beni sinirlendirme. Çık dışarı diyorum sana. Tamam baba. Çıkıyorum. Şuna bak ya. Bir de efe efe yürüyor. Baba mıyız? Şam babası mıyız? İskele babası mıyız? Yeter artık ya. Buyurun Betüş Hanım, çayınızı getirdim. Ay, Firuze, hani bunun şekeri? Hemen getiriyorum. Ay, bir işini de düzgün yapsın, dişimi kıracağım. Ay, 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 yakışıklı. Günaydın. Günaydın Betüş. Bir problem mi var? Benim yok ama galiba babamın var. Ya yüzümü yıkarken hem kapıyı çalmadan içeriye girdi... ...hem de hadi çabuk çık diye tersten söylendi. Ne yapsın oğlum, sıkışmıştır adam. Sen de bir banyoya girdin mi 40 saat parfüm düjeleydi çıkmak bilmiyorsun ki. Hayır Firuze abla. Her sabah espriler yapıyordu. Ama bu sabah bağırdı çağırdı. Kesin bir şey olmuş. Aman boş verin. Bana bozulmuştur o. Neden? Tartıştınız mı? Aman sabah sabah gözünü açar açmaz mıç 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 öpüşecekmiş benimle. İçimden gelmedi. Ona bozulmuştur. Ay ay ay, güzeller güzeli kızım kalkmış. Bana mı diyorsun anne? Başka kime diyeceğim? Tabii sana diyorum. Ay sanki günlerdir çileyi görmemiş gibisin. Ben kızımı 3 saatten fazla görmesem özlerim. Peki bizi? Evet Betüş, bizi özlemiyor musun? Aa! Özlemez olur muyum hiç? Ay sizi de çok özlüyorum. Tabii ki çok özlüyorum ama kızımın yeri başka. Ay ne de olsa o peri bizden. Anne, farkında mısın? Aynı anneannem gibi konuştun. Öyle mi? Hiç farkında değilim. He, çileğin saçlarını örer misin Betüş? Ben. Ablam sen daha güzel örüyorsun dedi. Öyle mi? Aa, olur. Örerim tabii. Niye öremeyeyim? Hadi gel biz şöyle geçelim kızım. Otur bakayım şöyle önüme. Merhaba çocuklar. Ne oldu Betüş Hanım? Bir şey mi var? Niye bana öyle yaratık görmüş gibi bakıyorsunuz acaba? Ay bilmem. Bu sabah gözüme pek bir çirkin göründün. Betüş farkında mısın? Uyandığımdan beri kalbimi kırıyorsun benim. Aa, hiç farkında değilim. Ne oluyor annemle babama? Ya babam Betüş'ü öpmek istemiş, Betüş de öptürmemiş bu. Siz bunu nereden duydunuz ha?
Eskiden bu tür şeyleri çocuklarla konuşmazdık. Aman ne var ayol? Çocuklar büyüdüler, kazık kadar oldular maşallah. Her şeyi anlıyorlar. Bence bir mahsuru yok. Bence var. Ayrıca aramızdaki sorunları çocuklara hissettirmeden çözmemiz gerekir Betüş Hanım. Ay ne sorunu canım? Ay senin de öpüşmemen sorun mu yani? Ay ne sığ adamsın Sadık. Dünyada ne sorunlar var? Senin haberin bile yok. Sadık Bey çayınızı hazırladım. Uzatmayın ne olur. Aile arasında olur böyle şeyler. Hayır, hayır. Çay kalsın. Ben ofiste kahvaltı edeceğim. Zira bu sabahki Betüş'e daha fazla katlanamayacağım. Ay, Perihan değil mi o? Nereye bakıyor ki öyle aval aval birilerini arıyor gibi? Ah, Betüş! Ay, çiçeğini sevsinler. Ah, Perihan! Betüş'cüm, seni karşıma dilek perisi çıkardı. Neden Perihan? Perihan? Ay, affedersin. Çok boş bulundum Perihan teyze. Ne oldu? Anneni bulamıyorum Betüş'cüm. Aa, annemi mi? Evet Betüş'cüm, sabah şatoya gittim. Taceddin aç bir ilaç. Dudu'yu bana yemek vermedi dedi. Çıktım odasına baktım. Dudu ortalıkta yok. Odama girdi demek. Aa, nerede olabilir ki? Ay, sen de bilmiyorsun demek. Betüş'cüm, içimde öyle bir his var ki annem bu sefer çok kötü bir sihirin peşinde. Aman Eda da sen de dikkatli olun. Huzurunuzu kaçıracak bir şey yapabilir. Ay, tamam Perihan teyze. Uyardığın için çok sağ ol. Pekala. Bir haber alırsam sana bildiririm. Nerede olacaksın? Evde. Sen kafeye gitmiyor musun? Aa, sabahtan kafeyi açtım Perihan teyze. Müşteri biraz azdı. Suzan'a bıraktım, o ilgilenecek. Betüş'cüm, bir sıkıntınız mı var? Yok. Hadi hadi Perihan teyze sen oyalanma. Bir an önce git, annemi bulunca bana da haber ver. Kendine dikkat et kızım. Sen de. Hoşça kal Perihan teyze. Ay, keşke bir tane daha kendimden kopyalayıp şatoda bıraksaydım. Bu böyle meraklı tazenin hemen benim yokluğumu fark edeceğini nasıl da düşünemedim ben. Neyse, zararın neresinden dönsen kârdır. Aa, şimdi burada kendimden bir tane daha kopyalarsam bir gören olabilir. En iyisi bunu Betüş'ün evinde halletmek. Aman bunun ne işi var ayak altında? Git işini aşağıda gör. Evet. Hadi bakalım kopya Dudu. Çık ortaya da benim yerime geç. Merhaba Betüş. Ben Betüş değilim. Salak, senim. Ne? Ay, Dudu'yum yani Dudu. Betüş'ün ruhuna girdim. Niye? Ay, sana şu anda açıklayamayacağım bazı sebeplerim var. Ay, sen hem benim kopyamsın hem de hiç zeki değilsin. Hala anlamadın mı? Anladım. Yine sihir peşindesin. Onu kocasından ayıracaksın. Tam üstüne bastın. O zaman seni niye buraya çağırdığımı da anlamışsındır değil mi? Tabii anladım. Sen ortalıklarda yokken kimse şüphelenmesin diye senin yerine geçeceğim. Aferin. Gel şöyle. Bak şimdi gece gizlice kimselere, Taci'ye bile haber vermeden buraya geldim. Betüş'ün ruhuna girdim. Tabii nerede olduğumu bilmedikleri için Perihan dahil herkes her yerde beni arıyor. Onun için sen şimdi doğru şatoya gideceksin ve benim gibi davranacaksın. Kimse bir şeyden şüphelenmesin. Tamam. Zaten görevim bu. Dur dur dur. Aklıma bir şey geldi. Eğer sana nerelerdeydin diye sorarlarsa... Alışverişe çıktım dersin. Taci'nin sevdiği yemekleri yapabilmek için fanilerin kasaplarına, manavlarına gittim. Oradan sebzeler, meyveler aldım. Akşama onları pişireceğim. Tamam. Hadi al bakalım, kolay gelsin.
Durumu idare et. Ben sihirli aynadan seni izleyeceğim. Tamam. Nerede kaldı bu Sadık? Gelse de son bir defa iyice kavga edip çekip gitsem. Benim işim bitti Betüş Hanım. Akşam Edalar için yemekleri de hazırladım. Hepsi dolapta. Siz artık bir zahmet ısınırsınız. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Müsaade etmiyorum Firuze. Madem akşama Edalar bize misafirliğe gelecekler, sen de kalıp hizmet edeceksin. Ben öyle uğraşamam yere kısıtmakla filan. Tamam. Nasıl isterseniz. Ama müsaade ederseniz bir Davut'u arayıp haber vereyim geç kalacağımı. Ver. Ay Firuze, al o telefonu da uzakta bir yerde konuş. Bütün gün kafamda tan 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 sesini dinleyemem seni. Peki Betüş Hanım. Betüş, ne oluyor söyler misin lütfen? Akşam eve misafir gelecek, Firuze Hanım çıkacakmış. Hayır, çıkamayacak efendim. Biz ona niye maaş veriyoruz? Kalacak, hizmet edecek. Betüş, biliyorsun ki Firuze'nin asıl işi çocuklarla ilgilenmek. O iyiliğinden dolayı ev temizliği ve yemek işiyle uğraşıyor. Bana onu müdafaa etme Sadık. Bana sakın onu müdafaa etme. Bu akşam burada kalacak, misafirin önüne tava çanağı o koyacak. Betüş, Betüş anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Söyler misin neyin var ha? Yani burnun kaftağında. Bir herkese kaba davranıyorsun. Bir nedir yani, bir şeye mi sinirlendi? Yoksa anlatamadığın, söyleyemediğin bir şeyler mi var? Var. O zaman söyle dinleyelim. Söyleyemediğin bir şeyler sensin Sadık. Bu ev, Firuze, çocuklar. Anlamadım. Hepiniz, hepinizden çok sıkıldım, iğreniyorum. Ya hepimizden öyle mi? Evet ve artık bu evde yaşamak istemiyorum. Ha öyle mi? O zaman buyurunuz hanımefendi, kapı burada. Gidebilirsiniz, size tutan yok, buyurun. Çilek. Canım, sen istersen benimle gelebilirsin. Hayır anne, ben de babamlarla kalmak istiyorum. Ay, ay, oh, bitti bu iş. Şimdi şatoya gideyim, sıra Eda'ya da gelecek. Aa, dur ayol, sihirli ormanda dolanayım, öyle gideyim şatoya.